Ne var lan? Ya baba, işin gücün yok. Sürekli ben bu çocuğu nasıl utandırırım diye mi düşünüyorsun sen? Niye geliyorsun benim randevuma? Ya niye utanacaksın oğlum? Utanacak bir şey yok ki. Genç adamsın. Tabii ki senin de kız arkadaşın olacak yani. Ama Ayşe ilginç bir seçim. Yani seçim derken senden bahsetmiyorum yani. Ayşe acaba neden seni seçti? Yani senden ne buluyor acaba? Sürekli böyle aşağılayıp duracağına biraz gayret etsen belki sen de beni severdin baba. Neyini seveceğim ya senin? Hayırsız. Nezle. Sen ileride bekle, haber veririm sana. Şu Kel muhtarın oğlu sen misin? Evet, maalesef oğluyum. Baban hazretleri içeride mi? İçeride, buyurun. Güzel. Kolay gelsin muhtar bey. Firket Beyciğim, hoş geldiniz. Evet sevgili takipçilerim, gözüm... Bana bak, kırdırma o telefonu şimdi bana. Vallahi yenisini alacaksanız kırmanıza hiçbir sakınca yok Firket Bey. Sana işim düştü muhtar efendi. Nasıl yardımcı olabilirim? Yani ikametgah, nüfus kayıt örneği... Ben sizin mahallede mi oturuyorum? Oturmuyorsunuz. Tabii ki oturmuyorsunuz ama... Yani isterseniz buyurun, mahalle sizin. Hatta ben sembolik olarak size mahallemizin anahtarını sunmak isterim. Nereye açıyor bu? Pasajdaki tuvaleti. Bence daha fazla uzatma artık muhtar bey. Benim için bilgi toplamana ihtiyacım var. Emlak işiyle mi ilgili? Hayır, Ahmet'le ilgili. Attığı her adımdan haberdar olmak istiyorum. Tabii ki, tabii ki. Yalnız biliyorsunuz bu dedektiflik işlerinin çeşitli kırtasiye masrafları oluyor. Sen önce benim işimi hallet, daha sonra dile benden ne dilersen. Ya diyorum ki bu makam masası da oldukça eskidi. Yeni bir masa. Bakarız. Klima. Bakarız. Makam odası. Bakarız. Ben de seni Fikretçiyim. Bak, bu işten kimsenin haberi olmayacak. Ayrıca eğer Ahmet'i başka bir kızla görüp bana haber vermezsen bu mahalleyi kapatıp kuru çeşmeye katarım ona göre. Yahu siz hiç merak etmeyin. Hiç merak etmeyin. Bundan sonra Ahmet'in attığı her adımdan haberiniz olacak. Aferin. Şimdi ne yapacaksın Necdet? Gidip Ahmet abiye söylesen hem Çağla ablayla araları açılacak, hem baban tepene binecek. Söylemesem... Ulan yapılır mı Ahmet abi gibi kral adama bu ya? Necdet? Efendim abi? Nasıl geçti randevun? Abi babam yüzünden yarım kaldı. Bir anda bitiverdi dibimizde. Ulan sen de ne şanssız adamsın ya. Yemin ediyorum muhtar gibi babam olsun istemezdim ben. Ne yapacaksın abi? Babanı seçemiyorsun ki. Baba. İyi misiniz? Şimdi mi geldi aklına iyi miyiz, değil miyiz diye sormak? Ya geçin oturun şöyle, ne oldu? Kaza mı geçirdiniz? İşine bak sen. Sen kendi işine bak Kadir. Necdet. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.